Bugün İl Emniyet Müdür Yardımcımız, trafikten sorumlu Murat Bingöl konuğumuz. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk Berat Hanım, teşekkür ederim. Nasılsınız Müdürüm? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum Müdürüm. Müdürüm 7-13 Mayıs trafik haftasıydı. Geçen hafta yoğunluğumuzdan dolayı sizi konuk edemedik. Bu haftaya sarktı programımız. Trafik haftasını tekrar kutluyoruz radyo olarak. Teşekkür ederiz. Müdürüm öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım, sonra da yapılan faaliyetlere geçelim. Öncelikle Berat Hanım, Tutku Radyo dinleyicilerine bizi evlerinde misafir eden, araç başında şu an yolda seyir halinde olan vatandaşlarımıza ve iş yerinde bizi dinleyen tüm Tutku FM dinleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 1997 yılında Polis Akademisi'nde mezun olduktan sonra ilk görev yerim Mersin Emniyet Müdürlüğü. O yıllarda da ilk komiser yardımcısı iken trafik denetleme şube müdürlüğünde göreve başlamıştım. Bir seneye yakın trafik denetleme şube müdürlüğünde görev yaptım. Daha sonra tabi asayiş şube, karakollar. 2005 yılında Şırnak ili Silop ilçe emniyet müdürlüğünde ilk şark görevim, terörle mücadele büro amirliği. 2005 ve 2008 yıllarında Şırnak Silopi'de görevliydim. 2008 yılında terfi ederek emniyet amiri olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirildik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli ilçelerde görev yaptıktan sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Güngören ve İstanbul'un güzide ilçelerinden en son Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevliydim. 3,5 sene Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevde kaldım. 2020 yılı itibariyle de ikinci şartımız çıkınca Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Müdür Yardımcısı, trafikten sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Van'ı seviyor musunuz müdürüm? Van güzel bir şehir. Van'ı seviyoruz tabii. Van Gölü ayrı. Hani dışarıdan gelenler bir Van olduğunda farklı algılarlar ya. Hani sizde de öyle bir şey olmuş muydu? Şöyle 2011 yılında aslında İstanbul'da görevliyken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeyken 2011 yılında biliyorsunuz Van biraz ağır geçirdi depremden dolayı. O yıllarda ben İstanbul'dan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevliyken Van'a gelmiştim aslında. Erciş'te bulunmuştuk. Yaklaşık 10 gün falan. Erciş'te o deprem zamanı buradaydık. İki grup haline gelmiştik. Bir grubumuz bizim Van merkezde kalmıştı. Ben o zaman Erciş'te kalmıştım. Van'ı daha öncesinde aslında biliyorum yani az çok o dönemde de gezdik. Tabi o dönemler biraz sıkıntılı. En kötü bir dönemdi Van'ın. Van güzel bir şehir. Seviyoruz. Allah yardımcınız olsun müdürüm. Müdürüm şimdi trafikle alakalı sorularımıza geçelim. Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sizden sorumlu. Günlük çalışma sistemi nasıl Emre arkadaşların? Nasıl bir yol izleniyor? Şimdi Berat Hanım, Sayın İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'la Van'da göreve başlamasıyla birlikte aslında Emniyet Müdürümüze çok ciddi anlamda olumlu yönde çok büyük değişiklikler gidildi. Genç dinamik kadrolar oluşturuldu. Van trafik noktasında da bizim 15 ekibimiz yaklaşık il merkezinde. Bir de bizim Başkale, Çaldıran, Erciş'te istasyon amirliklerimiz mevcut, bize bağlı. Orada da yaklaşık onlarla birlikte şey yaptığımız zaman yaklaşık Van genelinde 20-24 ekibimizle birlikte görev yapıyoruz şu an. Bölge ve şehir içi olmak üzere toplamda. Hani bölgeyi belki ilçeleri söylüyorsunuz, biz birebir şahit olmuyoruz ama şehir merkezine baktığımız zaman trafik polisleri artık eskisine nazaran çok daha fazla. Yani inanılmaz aktif çalışıyorlar. İşte az önce de söylemiştik. Sayın müdürümüzün Van'da başlamasıyla birlikte ciddi anlamda olumlu yönde planlar ve program dahilinde çalışmaya gittik biz. Bunda birinci önceliğimiz bizim halkla ilişkiler. İkincisi kamu iletişimi. Üçüncüsü de medya iletişimi. Bu noktada biz ve daha sonrasında da aslında eğitim. Bizim buradaki ana trafik noktasında bizim birinci önceliğimiz halkla ilişkileri sağlamak, görünür olmak, vatandaşların isteklerine çabuk, hızlı hareket edebilmek.
İkincisi kamu iletişimi. Van'da bulunan diğer kurum dairelerle ilişkilerimizin iyi olması ve trafikte bizim biliyorsunuz belediye, karayolları çok paydaşlarımız var aslında. Onlarla da ilişkilerimizi, iletişimimizin iyi olarak iyi bir şekilde iletişim kurarak trafik noktasında daha iyiye gitmeyi hedefliyoruz. Üçüncüsü de medya yönetimi. Biliyorsunuz siz de. Van Emniyet Müdürlüğümüzün sosyal medyası var. Orada bizim yaptığımız bütün çalışmaları. Kamuoyuna, Van'da yaşayan tüm halkımızı bilgilendirme amaçlı kurulmuş bir sosyal medya. Sayın Müdürümüz talimatlarıyla. Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar oradan insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Müdürüm hani baktığımız zaman zaten diyorum ya inanılmaz aktif. Hani medyaya bana göre inanılmaz fazla kullanılıyor. Hani günde en az 5-6 tane haber geçtiğimizi çok iyi biliyorum. Hani trafikle alakalı ben yıllardır burada yaşıyorum. Bu dönemde olduğu kadar haber akışı görmemiştim açıkçası. Hani bu bizi mutlu ediyor mu? Ediyor. Bir de bizim önceliğimizde şey var Berat Hanım, eğitim. Çocuklara burada mesela şu ana kadar biz yaklaşık 15 bine yakın öğrenciye temas etmişiz. Biz buradaki bütün Van'da yaşayan bütün çocuklarımıza temas etmek istiyoruz. Trafiği anlatmak istiyoruz. Rol model olmak istiyoruz. Bunu yapıyorsunuz ve başarıyorsunuz bence. Hani o özellikle küçük çocuklara verilen eğitimler. Yani diyorum ya orada onların bir şapkayı takması, işte yanılıyorsam düdük hediye ediyorsunuz. Evet. Hani ailelerini uyarmaları için hani onu ayrıca anlatmanızı isteyeceğim. Ne bileyim o formalarla ki teşekkür ediyorum bugün ben de size uyum sağlamak için. Hani hep hayal ettiğim şey de herhalde bugüne nasip oldu. Hani o diyalog bence iyi kuruluyor. Yani ekipler bu anlamda iyi çalışıyor. Şu ana kadar bizim öyle bir gerçekten de yaklaşık yani bir buçuk senedir ben Van'dayım. Hiç öyle bir sıkıntımız olmadı. Yani vatandaşla bizim diyalogumuzda böyle olumsuz bir şeyimiz olmadı. İnsanlara ikaz ettiğimiz zaman uyuyorlar. Öyle çok değişik bir şeyle karşılaşmadık açıkçası Berat Hanım. Anladım diyorum. Dün peki elimizde meydana gelen trafik kazaları oluyor. Etki eden unsurlar var. Bunlar nelerdir? Ya da bu kazaları azaltmak için neler yapılabilir? 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle. Aslında Türkiye'de tüm trafik birimleri genelge üzerinde faaliyet yürütüyor. Bizim ilimize baktığımız zaman evet trafik kazalarında ufak bir artışımız var bizim. Çok kısmi bir artışımız var. O da şundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz bir pandemi süreci geçirdik ülke olarak. Evet. İnsanlar sokağa çıkmıyordu. Ya kısıtlamalar mevcuttu. O dönem de azdı herhalde. O dönem biraz daha tabii ki azdı bu trafik kazaları ama son süreçte bu pandeminin biraz kısmen yumuşaması, kısıtlamaların kaldırılması, vatandaşlar artık bir de kolay değil 3 senedir evlerinde ikamet ettiler. Hep dışarı çıkamadılar. İşte ben mesela şu son zamanlarda hep geziyoruz, görüyorsunuz siz de insanlar artık sokağa akın etmiş araçlarıyla. Bundan kaynaklı biraz sıkıntılarımız var. Nasıl oluyor trafik kazaları? Yaya çarpma şeklinde. Bir de kırmızı ışık, bizim Van için söylüyorum. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı kazalar mevcut. Çok fazla var mı müdürüm? Bir de radardan dolayı, hızdan dolayı. Yok çok umutlu. Hani kırmızı ışığı ihlal eden çok fazla karşınıza çıkıyor mu? Yani tabii ki var. Bunlara da gerekli cezalarını yazıyoruz ama biz bu noktada da denetimlerimizi arttırdık zaten. Hem radar uygulamalarımızı. Radarları zaten biz tuzak anlamında da yapmıyoruz. Resmi ekiplerimiz levhaları koyularak yapılıyor. Drone eğitimi, drone'la birlikte ve helikopterli kırmızı ışık ihlalleri veya işte cep telefonu kullananlar gibi değişik zamanlarda, değişik saatlerde arkadaşlarımız sahadalar, denetimlerini yapıyorlar. Bu drone çekimleri, bunu buradan vatandaşlarımıza söyleyelim. Şimdi hepimizde var, hani bunu ben de yapıyorum zaman zaman. Emniyet kemerinde hani çok hassas mıyız? Değiliz. Aslında hani belki işte son zamanlarda artık dikkat etmeye başladık. Daha önceki yıllara baktığımız zaman farklı bir ile gidiyoruz. Anında emniyet kemerimizi takıyoruz.
Ondan'a geldiğimizde bunu takmıyoruz. Hani o rahatlık vardı sanki ama şu an daha hassas davranıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi hani o özellikle drone, ben arkadaşlarımı da uyarıyorum. Hani polisi gördüğünüzde hızla takmayın. Mutlaka bir yerlerden görenler vardır diye. Hani yani, bu vatandaşın güvenliği için aslında. Bence yani tüm vatandaşlarımız aslında ceza basit bir şey yani. Sonuç itibariyle bir hayat söz konusu. Aynen öyle. Ya bugün ceza yazmak veya cezayı ödemek çok önemli değil bence yani. Hı hı. Ama bugün işte kendi canını taşıyor, yanında eşinin canını taşıyor, belki çocukların canını taşıyor veya işte toplu taşıma araçlarında vatandaşların canını taşıyor. Ona göre hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ceza için trafik polisini gördükten sonra o emniyet kemerini kendini kandırır. Hiç değil mi? Hep onun için yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın emniyet kemerlerini ben yani hatta bırakın ön tarafı, arka tarafta bile, arkada oturan yolcu için bile kendi özel otosunda emniyet kemerinin kullanılması çocuklar yönünden özellikle faydalı olacağını düşünüyorum yani. Sonuç itibariyle bu bir can, trafik kazasından ölüm, bilmiyorum, kötü olsa gerek diye düşünüyorum yani. Ya Allah hiç kimseye yaşatmasın diyorum. Bunun da tedbiri var. Tedbirimizi alalım. Tabii ki öleceğiz. Allah biliyor. Yani. Tedbir aldıktan sonra tevekkül Allah diyeceğiz. Ya Allah diyeceğiz. Biliyorum, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlar var. Yani birçok davranış var. Bunları kısaca nasıl özetleyebilirsiniz? Tabii de kırmızı ışık ihlali. Hız. Alkollü araç kullanma. Bunlar yani öncelikle cep telefonu kullanma. Çünkü dikkati dağıtıyor. Evet. Başlıca bunlar yani trafik, emniyet kemeri. Hız ve emniyet kemeri. Başlıca genel anlamda bunlar trafik kazalarına sebep veren konular. Dün bu uykusuzluk. Uyuzun bir yolculuğa çıktığınız zaman uykusunu alamamış. Uzun süre araç kullanmak diyebiliriz. Dün alkollü araç kullanan sayısı yani umarız ki azdır. Alkol denetimleri sık sık yapılıyor mu? Ya da bununla ilgili ne gibi yaptırımlar yapılıyor? Alkol denetimlerimiz evet var. Zaman zaman şehrin değişik bölgelerinde akşam saatlerinde yapıyoruz. İşte birinci defasında bir alkollü vatandaşla karşılaştığımız zaman 6 ay süresiyle sürücü belgesi geri alınıyor. Bunun da yaklaşık 1823 TL idari bir para cezası uyguluyoruz. İkinci defasında 2 yıl süreyle sürücü belgesi geri alınıyor. Bunun da cezası 2286 TL idari para cezası. 3 ve 3'ten fazla 5 yıl süreyle sürücü belgesi geri alınıyor ve artık psikoteknik bir eğitime tabi tutuluyor. Bunun da yaklaşık cezası 3674 TL idari para cezası uyguluyoruz bu alkol. Ama geçmiş oranla ben yıllar önce trafikte 25 sene olmuş tabii. O dönemlerde daha fazlaydı. Şimdi insanlar bence biraz dikkat ediyorlar alkol uygulamasında. En azından birini öyle görüyorum yani. İşte dün herhalde şeyin etkisi de çok fazla. Yani sahada trafik polislerinin olması ya da kontrol noktalarının olması, vatandaş bunu gördüğü zaman bir hani geri adım atıyordur diye düşünüyorum. Hani denetimin ciddi etkisi vardır. Etkisi var. Hani farklı yolları kullanmıyorlarsa evet, denetim yapılan yerlere mutlaka takılacaklardır. Etkisi var. Peki müdürüm, şey dediniz hani yıllar önce de işte trafikte görev aldığınızı söylediniz. Böyle başınıza gelen ilginç bir olay var mıydı? Ya çünkü alkol o zamanlar alkol, şimdi tam alkol konusu konuşuyoruz. Alkol çoktu mesela. Biz o zaman onu her akşam Mersin'de. Hı hı. Şimdi yani o dönemde alkol kullanımı da vardı. Şimdi artık birazcık da o yönde de yani bu tütün mamullerine karşı da artık bilinçlendik diye düşünüyorum yani. Hı hı. Zararlı olduğunu. Yani şu onlar nedenle öyle aklımda kalan ciddi bir şey olmadı yani. Hani o diyaloglar nasıldı merak ediyorum ben. Biliyorum, geçen hafta 7-13 Mayıs trafik haftasıydı. Evet. Birçok faaliyetiniz oldu. Hani bunları biz takip ettik, yayınladık ama bunu bilmeyen vatandaşlarımız, dinleyicilerimize ne gibi faaliyetleriniz olduğu anlatabilir misiniz? 7-13 Mayıs tarihler arasında bizim trafik haftamızda Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz
jandarma komutanımız. Daire müdürleriyle birlikte biliyorsunuz Edremit'te bizim ilimize giriş uygulama noktamız evet. var. Orada vatandaşlarla emniyet kemeri, kırmızı ışık ilanları gibi vatandaşı bilgilendirici bilgiler verdik. Daha sonra şehir merkezinde de Sayın Valimizle, Sayın Emniyet Müdürümüzle birlikte bu yaya özellikle bu şeyde birazcık da trafik mottosu yaya 5 adımla güvenli trafik mottosu uygulandı biliyorsunuz bu şeyde. Bunların birinci adımı yaya yolunda ilerle. İkinci adım görünür ol. Üçüncü adım trafik ışıklarını takip et. Dördüncü adım yaya geçidini kullan. Beşinci adım ise yola odaklan şeklindeydi. Tabii orada vatandaşlarımızı, çocuklar vardı araçta. Çok iyi oldu Sayın Valimiz, Sayın Müdürümüz. Bayağı vatandaştan da bilgi gördü. Onun billboardlarda trafik bir hareketine bakar. Evet. Hayat. Emniyet kemeri. İşte değişik logolarla hem ulusal hem yerel basında birçok yerde faaliyetlerimiz oldu. Hocam şimdi eğitime önem veriyoruz dediniz. Evet hani İl Emniyet Müdürlüğü olarak da hani birçok birim bunu yapıyor ama trafik şubende çok farklı programları var. Öğrencilerle alakalı. Evet. Hani hedef ve evet insanlar yani diyorum ya aslında her çocuğun küçükken hayaldir polis olmak. Evet. Polislerle iç içe olabilmek yani o kuralları birebir onlardan öğrenebilmek. Yani gözlemlediğimiz kadarıyla bu çocukları mutlu ediyor. Ailelerine karşı en azından bilinçli gidiyorlar. Uyarabiliyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani hedefiniz eğitim evet ama belli bir dönemde yanılmıyorsam geçen Kasım ayındaydı bir eğitim tırı gelmişti evet. buraya. Bununla ilgili çalışmalar ne durumda? Ya bizim birinci önceliğimiz çocuklar, çocuklarımız. Biz şu ana kadar yaklaşık 15 bine yakın öğrenciye çocuklarımıza temas etmişiz. Biz Van'da temas etmediğimiz çocuk kalmayacak şekilde herkese ulaşmak istiyoruz. Trafik eğitimi anlatıyoruz bu çocuklara. İşte kırmızı ışık düdük uygulamalarımız var. İşte emniyet kemerini anlatıyoruz. Mobil tır ekibi de ekibimizi getirdik biz. Trafik başkanlığından talep etmiştik biz onu Kasım ayı gibi. Orada da yaklaşık 1200 civarında bir öğrencimiz katıldı oraya. İşte orada da aynı şekilde emniyet kemeri, artı akülü araçlar bizim personelle birlikte akülü araçlara gördüler, çocuklar bindiler, trafik polisini yakından tanıttılar. Tabi onlar da mutlu oldular. Sonuçta bunlar bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımız. En iyisini yapmamız lazım diye düşünüyorum. Ki yapıyorsunuz da. Yani hani diyorum ya takip ettiğimiz kadarıyla hani bir çocuğa bunu anlatmak vardır bir de uygulamak vardır. Evet. Hani uygulamalı olduğu zaman sanki daha verimli oluyor gibi. Müdür bu şehirler arası otobüs denetimleri ve şehir içi toplu evet. taşıma. Aslında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani dolmuşta işte atıyorum 12 yolcu alması gerekiyorken 22 yolcu alıyor. Bazen sırf bir yolcu alabilmek adına özellikle şehir içindeki toplu taşımaları söylüyorum. Hız limitini aşabiliyorlar. Farklı yolları deneyebiliyorlar. Bunlarla ilgili denetimleriniz ne aşamada? Şu an bu toplu taşıma ile ilgili ciddi anlamda bir etüt çalışması yapıyoruz. Sahada. Van'da. Arkadaşlarımız şu an dışarıda sivil, resmi. Bir etüt çalışması yapıyoruz. Bir planlama yapacağız bununla ilgili. Buradan da tüm Van'da toplu taşımayı kullanan, biz dinleyen izleyicilere özellikle söylüyorum. Arkadaşlarımız şu an sivil ve resmi olmak üzere bir etüt yapıyorlar, bir çalışma yapıyorlar. Bununla ilgili ciddi anlamda tabii ki yapıyoruz denetimlerini, ceza da yazıyoruz. Ama bunu daha sık hale getireceğiz ve eğitim demişken arkadaşlarımız bunu da planlıyorlar. Bu toplu taşıma sürücülerine dair bir eğitim vereceğiz. En önemlisi o bence. Onlara da bir ayrı bir eğitim vereceğiz. Onunla ilgili de arkadaşlarımız bununla ilgili bir planlama yapıyorlar. Çalışıyorlar.
bundan sonra, yani yaklaşık önümüzdeki haftadan itibaren öyle tahmin ediyorum, toplu taşımaya yönelik ciddi anlamda ciddi bir şeyimiz olacak, yani denetimimiz olacak. Şimdi vatandaş olarak müdürüm, hani ben toplu taşımayı kullanıyorum, bindim, diyorum ya o belli sayıyı açtığı zaman bunun cezası var mı? Yani vatandaş olarak ben orada uyarma hakkına sahip miyim? Tabii fazla yolcu almaktan gereği bir cezası var. O zaman bunu bütün dinleyicilerimize teyit edelim. Çünkü herkes bundan rahatsız. Cezası var. Yani cezası biz onları varsa... şu an bizim arkadaşlarımız resimliyorlar, fotoğraflıyorlar, bir eski çalışması yapıyorlar şu an bununla ilgili. Ondan sonrasında biz ciddi anlamda bütün Van'da yaşayan bütün halkımız bunu da görecek yani yakın zamanda değiştiğini. İnşallah diyorum. Onu çok istiyoruz çünkü. Bütün bu bir de okul servisleriyle ilgili. Evet. Araçlar ve şoförlerle ilgili denetimleriniz nasıl? Okul servisleri de okul başlandığında çok ciddi anlamda ciddi denetimler yaptık. Bunların bir kısmı eksikleri vardı. Eksiklerini giderdiler. Ciddi anlamda da çok sıkıntı yaşamadık okul servisleri. Biraz daha bilinçli toplu taşıma sürücülerine göre. Ciddi anlamda tabii ki çocukların götürülmesi, getirilmesi önemli yani. Onun için biz de kendi çocuğumuzu servise veriyoruz. Bu noktada ciddi anlamda arkadaşlarımız bu konuyla ilgili ciddi denetimleri yaptılar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Birkaç konu oldu. Onlarla ilgili de zaten gereğini yapıldı yani. Cezası yazıldı. Hatta bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam iki araç da bağlandı. Evrakların eksikliğinden dolayı. Anladım. Bugün şimdi toplu taşımayı söyledik ama bir şehirler arası otobüslerde denetimleriniz oluyor. Şehirler arasındaki denetimlerimiz de şu şekilde Berat Hanım. Sivil personelimiz bütün otogar giriş ve çıkışında zaten bizim trafik polislerimiz var. Hı hı. Onlar zaten takip ediyor. Aynı zamanda biz sivil görevlimizi şehirler arasında bir otobüse yolcuymuş gibi biniyorlar. Hı hı. Örnek veriyorum. Van'dan Diyarbakır'a biniyor normal yolcu gibi. Orada sürücünün bütün yapmış olduğu hataları, eksikleri not alıyor ve daha sonrasında da arkadaşımız orada gerekli cezasını tatbik ediyor. Bilgilendiriyor aynı zamanda hem yolcularımızı hem sürücüyü. Ya bu uygulamanın olması çok iyi bir durum. Hani ben bunu yaşadım çünkü özellikle pandemi döneminde hani maske takma zorunluluğu var. İşte şehirler arası otobüse biniyorsunuz. Taktırmıyorlar. Kontrol noktalarını bildikleri için hani oraya yaklaşırken herkes maskesini de taksın diyor. Ondan sonra tekrar şey yapıyor, çıkarttırıyor. Hani bunu umarım bizi dinliyorlardır. Hani maske konusunda diğer konularda içeride birinin olduğunu bilmeleri herhalde kurallara daha da çok uymaları gerektiğini şey yapar. Müdürüm, ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz farklı konular varsa, veriler varsa sizden dinleyebilirim. Yani buradan, bu kazasız günler diliyoruz. Tüm dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Bir hareketine bakar hayat. Hı. Onun için tüm vatandaşlarımız aracı daha şeye basmadan önce şarsa emniyet kemerini taksınlar. Yolculuklarında bu şekilde devam etsinler. İşte buradan bakkala gidiyorum. İşte yok buradan alışverişe gidiyorum. İşte diye değil. O araca bindikten sonra emniyet kemeri önemli yani. Hayat kurtarıyor. Onun için emniyet kemerini kullanmalarını istiyoruz. Hı. Çok teşekkür ediyorum müdürüm. Yayınımıza katıldınız. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, tutkun.